Kafası boşlukta dönen bir çark gibi, manasız ve faydasız umutlarla dolu. Hatıralar, çabucak biten ve okuna okuna hiçbir cazibesi kalmayan eski bir kitap gibi. Izdıraplarını kelimeleştirmek tesellisinden de mahrum. Ağlaması da yasak. Bu uçsuz bucaksız kainatta onun hissesine düşen mesafe vücudu ile hudutlu. Ağaç gibi, evet, ağaç gibi. Kökünden sökülmüş ve korumaya terk edilmiş bir ağaç. Ona öyle geliyor ki aylardan beri dünyanın bütün saatleri durmuştur. Yalnız, belki ebediyen yalnız. Buffon çölün dehşetinden bahseder. Pascal sonsuzluğun yıldırım gibi çarpan azametini anlatır. Görmek tabiata tahakküm etmektir. Dış dünya ne kadar düşman unsurlarla dolup taşarsa taşsın, zekamızın göz bebeklerimizden boşalan seyyalesiyle ehlileşmeye, mutileşmeye mahkumdur. Hayatımız bakışlarımızdan maddeye işler. Madde bizimdir. Tabiatla ebedi bir huslat içinde yaşayabiliriz. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir. Mekan canavarı bütün buğutlarıyla ehlileşiverir. Gören hangi hakla yalnızlıktan şikayet edebilir? Mevsimler bütün işveleriyle emrinde. Renkler bütün cilveleriyle hizmetinde. Yıldızlar onun için doğar. Çiçekler onun için abideleşir. Güneş kuşların kanadında onun için. Alayim-i semanın bütün nüanslarıyla geçit resmi yaptırır. Şehrin bütün kadınları onun için giyinip süslenir. Çocukların tebessümü onun içindir.